Size şöyle söyleyeyim. Devlet görevlisi olduğu halde mesela Ayasofya imamı gayri anayasal açıklamalar yapıyor. Şeriat ve hilafet konusunda. Şimdi bizim anayasamız şeriata ve hilafete yer veriyor mu? Yok. Kurucu ideolojimizin arka planında bunlar var mı? Yok. Peki iktidar bunun için niçin partisini toplamıyor? Niçin karşı bir saldırıya girişmiyor veya onu görevden almıyor? Bakın ben bir sivilim, asker değilim artık. Ben asker değilim. Ben sivilim. Bir sivil insan olarak aynen ziraat mühendisleri gibi, hekimler gibi, işte emekli büyükelçiler gibi uzmanlı olduğum konuda değerlendirmelerimi arz ediyorum halka. Şimdi ne yapalım? Susalım. İş işten geçtikten sonra mı konuşalım? Demokrasi bu mudur? İfade özgürlüğü bu mudur? Şimdi şöyle düşünün bir. 103 tane ziraat mühendisi bir açıklama yapıyor. Türkiye'de tarım bitirilmiştir. Perişan durumdayız. Şu tür tedbirler alınmazsa aksi takdirde gelecek dönemde aç bile kalabiliriz dese bu bir darbe çağrıştırma olabilir mi? He? 103 tane ziraat mühendisi böyle bir demokratik tepki, açıklama, ifade hürriyeti bağlamında yapabilir mi? Yapabilir. Peki 103 Ekim şunu diyebilir mi toplanıp bir bildiri yayınlayıp? İktidar akıldan ve bilimden uzak politikalarıyla şu andaki pandemiyi azdırmıştır. Halkın sağlığını ve kamunun sağlığını yok saymaktadır. Çok ciddi tedbirler almamız lazım. Aksi takdirde çok ciddi kitlesel ölümlerle karşılaşacağız. Şimdi bakın bunlarla 103 amiralin Montreux konusunda açıklama yapması arasında hiç fark yok biliyor musunuz? Ve çok kısa bir dönem önce 126 büyükelçinin de Montreux konusunda açıklama yaptığı gibi. Bakınız evet. Bunların hiçbirisinin birbirinden farkı yok. Nedir bu esasında? İfade özgürlüğü bağlamında anayasal arka planı olan yani bu konuya yürürlükteki anayasamız cevaz veriyor. Demokratik bir tepki. Peki iktidarın bu bildiriye karşı tavrı ne? Antidemokratik, gayri anayasal ve gayri hukuki bir tepki. Bakınız Montreux konusunda çünkü ziraat mühendisleri Türkiye'nin tarımı nereye gidiyor konusunda görüş bildirebilirler. Bu konuda deneyimleri vardır. Hı hı. Biz de denizciyiz. Montreux nedir ne değildir? Boğazlar rejimi, Boğazlar rejiminin bugüne kadar geçirdiği evreler, Türkiye ne zararlar görebilir? Yani bu konuda deneyimlerimiz, tecrübelerimiz, yaşanmışlıklarımız, bilgilerimiz var. Bu bilgilerimizi halkla paylaşmamıza engel ne olabilir ki? Anayasa buna imkan veriyor. Demokrasi buna o imkan veriyor. Peki iktidar istemiyor. Niye istemediğine geleceğiz tabii. Şimdi bir de Ferit Bey, ben asker değilim artık. Bakınız 2010 yılında istifa ederek ayrıldım. Her ne kadar amiral filan yazıyorlarsa da esasında benim durumum müstafi yani istifa eden. Niçin istifa ettim? Bu iktidar nedeniyle, bu iktidarın operasyonları nedeniyle. Türkiye'yi felakete taşıdığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne operasyonlar yaptığı için istifa ettim. 11 yıldır sivilim ben. Devlet görevlisi değilim. Üzerimde üniforma yok. Ne yapıyorum ben? Sizin programlarınıza çok da çıktım biliyorsunuz. Evet. Başka televizyonlara da çıkıyorum ama beni genelde yandaş kanallar çağırmaz. Niçin? Çünkü onlar için iyi şeyler söylemediğim için. Ben Türkiye için iyi şeyler söylerim. Türk halkı için iyi şeyler söylerim. Ne yapıyorum? Bilgimi, bugüne kadar edindiğim
deneyimlerimi ve öngörülerimi halkla paylaşıyorum. Ve bu öngörülerin ne kadar doğru olduğunu siz yakından biliyorsunuz. Libya konusunda söylediklerimi biliyorsunuz. Doğu Akdeniz konusunda, Suriye konusunda, cemaat konusunda. Bakınız hep benim öngörülerim çıktı. Bunları halkla paylaşıyorum. Yazıyorum. Bir de ekranlarda bizi çağıran, davet eden ekranlarda bunları anlatıyorum. Bundan daha demokratik bir şey olabilir mi? Bakınız esas darbeci iktidar. Size şöyle söyleyeyim. Devlet görevlisi olduğu halde mesela Ayasofya imamı gayri anayasal açıklamalar yapıyor. Şeriat ve hilafet konusunda. Şimdi bizim anayasamız şeriata ve hilafete yer veriyor mu? Yok. Kurucu ideolojimizin arka planında bunlar var mı? Yok. Peki iktidar bunun için niçin partisini toplamıyor? Niçin karşı bir saldırıya girişmiyor veya onu görevden almıyor? Bakın ben bir sivilim, asker değilim artık. Ben asker değilim. Ben sivilim. Bir sivil insan olarak aynen ziraat mühendisleri gibi, hekimler gibi, işte emekli büyükelçiler gibi uzmanlı olduğum konuda değerlendirmelerimi arz ediyorum halka. Şimdi ne yapalım? Susalım. İş işten geçtikten sonra mı konuşalım? Demokrasi bu mudur? İfade özgürlüğü bu mudur?